Uzun lafın kısası, aşk hayatım Titanik'ten hallice. İş hayatım da aşk hayatım kadar berbat zaten. Türkiye'nin en önemli reklam ajanslarından birinde çalışıyorum ama hala junior yazarım. Yıllar geçiyor, ben kendimi yırtıyorum ama hiçbir işe yaramıyor. Gördüğünüz kişi de Fräulein Rottenmeier kod adlı elemanım. Kendisi Alman mürebbiyat adında bir insan. Biraz sonra bir inşaat firmasının reklamı için toplantıya gireceğiz. Kendisi de şimdi bana ne bulduğumu soracak. Tatlım. Sordu işte. Var mı yeni fikir? Falcı var elemanım. Anlat bakalım biraz. Şimdi şöyle, bir kafedeyiz. Falcının teki adama fal bakıyor. Diyor ki işte size 3 vakte kadar bir ev gördüm. 0 peşinat, 1 yıl sonra da ödemeler başlıyor. Adam da diyor ki vallahi ablacığım geleceği gördüm. Falcı diyor ki geleceği görmeye ne gerek var? Cihan İnşaat'ın reklamları her yerde diyor. Biz bu sırada görüyoruz ki adamın arkasındaki billboardlarda ilanlar var. Ve voiceover girer, sloganı verir. Nasıl? Bu kadar mı? Evet. Tatlım, bu marka değerini düşürür. Ha. Ya ben az... Toplantı birazdan başlayacak ve Demir Bey geldi bile. Başka yeni fikri olan var mı? Yeni fikri olan yok. Bravo. Son elenen dosyaları yanınıza alın lütfen. İş başa düştü yine. Neden hala oturuyorsunuz? Aslına bakacak olursanız bu kadına katlanmak zorunda değilim. Daha küçük bir ajansa gidebilirim. Gayet mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayabilirim. Eylem Hanım, ben sunum dosyalarını alıp gelsem? Ama gidemiyorum işte. Bir türlü ajansımı bırakamıyorum. Çünkü o burada. Demir burada. Demir Cerrahoğlu. Her kadının rüyası, her rüyanın esas erkeği, taş ötesi bir varlık kendisi. Ha bir de benim patronum tabii. Patronum diye söylemiyorum. Bence Demir dünyanın en yakışıklı, en karizmatik, en buz gibi adamı. Bugüne kadar hiç güldüğünü görmedim ben mesela. Ara sıra böyle hafifçe tebessüm eder o kadar. O tebessümü de yakalayabilirseniz şanslısınız demektir. Henüz o tebessümü yakalayamadım ama en azından umudum var. Bir gün mutlaka beni fark edecek. Nasıl geldim ben buraya? Ay inanmıyorum. Demir taşıdı kesin beni. Aşk yorulmayı sever biraz. Kayıp mı kazanç mı bilenler az. Aşk sürünmeyi sever biraz. Alın. Ay. Ya Demir Bey mi taşıdı beni? Yo, kapıcı Muharrem Efendi. Açın! Doktor! Hemşire! Alo! Alo! Kalkabilir miyim? Tabii kalkabilirsin. Benim sesim niye böyle ya? Bununla tampon var da ondan. Vallahi ben senin yerinde olsam yatar kalkar Demir Bey'e dua ederdim. Başta hepiniz karşı çıktınız. Ofiste revir mi olur efendim diye de. Maşallah sen istisnasız haftanın 3 günü buradasın. Vallahi her toplantı öncesi bir vukuat. Toplantı. Ya toplantı.